Merhaba değerli dostlar. Nitel araştırma dersimize devam ediyoruz. Bu hafta 27 Nisan haftası öyle söyleyelim. Bugün veri analizini konuşacağız derslerimizde. Birinci dersimizde veri analizini biraz çeşitler açısından incelemeye çalışacağız. İkinci dersimizde veri analizi kısmının makalelerde veya tezlerde nasıl yazılabileceği üzerine biraz kafa yoracağız. Yine üçüncü dersimizi size kapalı yapacağız, yani size açmayacağız. Ve üçüncü dersimizde de arkadaşlarımızın getirmiş olduğu makale veya tezler üzerinden veri analizi kritiği yapacağız. O getirmiş oldukları makaleler ve tezler üzerinden. Evet, her zaman yapmış olduğumuz gibi önce yine ders içeriğiyle başlayalım ve ders içeriğimizde nerede kaldık bir hatırlayalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi biraz önce de söylemiş olduğum gibi 27 Nisan haftasındayız. Veri analizini konuşacağız. Betimsel analizi ve içerik analizini özellikle konuşacağız. Sayısal analizin sadece ismini söyleyerek geçmeyi planlıyorum sevgili dostlarım. Gelecek hafta ise geçerlilik ve güvenlik konusu var. İç geçerlilik, dış geçerlilik, iç güvenlik ve dış güvenlik konularını konuşacağız. Ve makale incelemesi 7 kısmında da dediğim gibi bugün veri analizi makale incelemelerini yapacağız. Arkadaşlarımızdan da yapacakları çalışmayla ilgili görüşme sorularını göndermelerini istemiştim. Çoğu arkadaşımız gönderdi, onlara dönüt verdim. Bu süreç devam ediyor. Bu sürecin haricinde bir de arkadaşlarımızdan bu giriş, araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları, hatta geçen hafta veri toplama sürecini konuştuk. Bu kısımları yazdıysanız bana gönderin veya gerekirse ekstra bir ders yapalım. Size geri dönüt vereyim şeklinde bir ifadem oldu. Dolayısıyla arkadaşlarımız da şimdi o sürecin içerisinde kendi projelerinin hazırlıklarına devam edecekler sevgili dostlar. Evet, bunu söyledikten sonra gelelim şimdi tekrar farklı bir ekran paylaşımıyla veri analizi kısmına. Şimdi sevgili dostlarım şuradan hemen şunu hatta şöyle yapayım. Evet. Betimsel analiz ve içerik analizi olarak genellikle uluslararası literatürde de baktığımız zaman betimsel analiz, içerik analiz ve bir de buna sayısal analiz ekleyebiliyorlar. Bazı kaynaklarda böyle tümevarımsal, tüm dengelimsel içerik analizi şeklinde görebiliyoruz ama o sorun değil. Genel olarak betimsel analiz ve içerik analizi şeklinde görüyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Bunlarla ilgili program kullananlar var. Bunu ben bir videomda da zaten eleştirmiştim. Program isimlerini söylemeyeceğim sizlere ama nitel araştırmanın mekanikleşmemesi için nitel araştırmanın nicel araştırma gibi program temelli bir analizi olmaması için burada araştırmacı çok önemli. Dolayısıyla araştırmacının verilerinden ulaşacağı kodlar, kategoriler ve hatta temalar çok önemli sevgili dostlar. Bu sebepten dolayı sizlere bir kez daha altını çiziyorum. Bu nitel araştırmadaki programları kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Yani siz öncü olun. Veri yoğunluğu varmış, veri çokluğu varmış. Ya arkadaş, zaten nitel araştırma daha az sayıda kişiyle derinlemesine bir çalışmanın yapılacağı platformdur. Dolayısıyla bu platformda siz 80 kişiyle çalışmanız zaten ya da 50 kişiyle, 40 kişiyle, 30 kişiyle, 20 kişiyle bir çalışmanız zaten o veriyi derinlemesine analiz edemeyeceğiniz anlamına gelir. O yüzden yani bir ha hocam ben program öğrenmek istiyorum diyorsanız tamam sıkıntı yok yani onları da öğrenin ama bu programlar bir kere veriyi nitel araştırma verisini analiz ederken araştırmacıyı arka tarafa atıp onu ön plana çıkarıyor gibi anlaşılabiliyor. Bir diğeri de araştırmacı da şöyle anlıyorlar. Sanki bütün analizi o program yapacakmış gibi algılıyorlar. Oysa öyle bir şey de yok. O programlar sadece siz görüşme yaptıysanız görüşme transkriptlerini giriyorsunuz o programa, yüklüyorsunuz. Veya işte ne bileyim yazılı bir dokümansa onları da girebilirsiniz. Bu dokümanları özellikle görüşme dokümanlarına girdikten sonra size en çok frekans, en çok geçen kelimeleri veya kelime gruplarını vermeye çalışıyor. Burada size kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla sizin yerinize belki kodları belirlemek açısından size bir fikir veriyor. Yoksa kodları yine siz belirliyorsunuz. Yani sevgili dostlar bunu bir daha altını çizmiş olayım. Şimdi betimsel analiz daha çok Bloom taksonomisi açısından düşündüğümüz zaman daha böyle bilgi kavrama düzeyindeki alt düzey sorular dediğimiz
sorulara cevap veren bir analiz türüdür aslında. Yani bunu betimsel diye çevirmişiz ama belki bilgiye dayalı analiz de diyebiliriz buna. Yani literatür yeni bir şey kazandırmamız gerekirse. O yüzden ne, hangi sorusunu cevaplıyor sevgili arkadaşlarım? Ne, hangi sorusunu cevaplarken biz betimsel analizi kullanabiliriz? Veya siz analiz yaparken ne sorusunu ve hangi sorusunu dan hareketle bu analiz yapabilirsiniz. Mesela yaşam temelli öğrenme deyince aklınıza ne geliyor diye sordunuz. İster görüşmede isterse doküman yoluyla bunu sordunuz. Dolayısıyla burada ne sorusunu siz cevaplamış olacaksınız. Yaşam temelli öğrenme deyince aklınıza ne geliyor sorusunu katılımcılarınız cevaplayacak. Katılımcılarınızın cevapları ise ne sorusundan hareketle katılımcılarınızın cevaplarından ise siz kodlarınızı oluşturmaya çalışacaksınız. Kodlarınızı oluşturacaksınız bakın kod. Dolayısıyla şöyle bir yanılgı da var onu da gidereyim. Betimsel analizde kod kategori tema oluşturulmaz, içerik analizinde oluşturulur gibi. Hayır efendim, her ikisinde oluşturulur. Bakın ana mantığı söylüyorum ben sizlere. Ne, hangi, hatta kim? Burada kim sorusunu unutmuşum ben. Ne, hangi, kim sorusunu siz sordunuz. Kime sordunuz? Katılımcılarınıza sordunuz. Ondan gelecek cevapları analiz ederken siz betimsel analizi kullanıyorsunuz. Mesela sizce sağlıklı yaşamın faydaları nelerdir diye sordunuz katılımcılarınıza. Buradan gelecek cevaplar sizi betimsel analize götürür. Çünkü burada ne sorusunu cevaplıyorsunuz? Ne sorusunun daha doğrusu ne sorusunun cevabını alıyorsunuz katılımcılarınızdan. Bir başka soru, sizce Web 2.0 araçları kullanımının zorlukları nelerdir? Sizce Web 2.0 araçları kullanımının zorlukları nelerdir? Yine nelerdir bakın. Yine ne sorusu? Bu soruyu sordunuz. Katılımcılarınız cevapladı. Ondan hareketle siz kod oluşturmaya başlayacaksınız. İşte sizin kodlarınız buradaki ne sorusuna verilen cevaplar olacak arkadaşlar. Biraz sonra örneğini bir tane göstereceğim. Dolayısıyla betimsel analiz yapacaksınız. Sizce kimya hangi disiplinlerle ilişkilidir? Sizce kimya hangi disiplinlerle ilişkilidir? Hangi sorusu bakın. Dolayısıyla burada da siz yine bu soruyu sordunuz. Hangi sorusunun cevabını arıyorsunuz? Dolayısıyla yapacağınız analizin türü betimsel analiz. Oluşturacağınız kodlar betimsel analiz altında incelenmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi burada dediğim gibi mesela kim sorusu diyelim ki işte ne söyleyelim işte öz nitelikle ilgili kimin teorisini önemsiyorsunuz diye sordunuz. Kim sorusu bakın. Veya işte Semih hocalarından örnek verelim. İşte sizce en iyi yemeği kim yapar? Şu anda attım. Dolayısıyla hangi aşçı yapar? Veyahut da işte öyle bir şey soralım. Hangi uzman yapar? Kim yapar daha doğrusu? Pardon. Dolayısıyla burada kim sorusunu sorduk. Kimlere? Katılımcılara sorduk. Onlardan gelen cevapları biz analiz ederken işte kullanmış olduğumuz analiz türünün adı betimsel analizdir sevgili arkadaşlar. Buraya kadar tamam mıyız? Buraya kadar tamamız. Geçelim. Şimdi bakın, bu benim yine Seyide Eroğlu hocamla yapmış olduğum bir çalışmadaki, biraz sonra makalenin kendisini de göstereceğim. Çalışmadaki bir şeyimiz. Sorumuzdan hareketle Ö5 isimli katılımcının vermiş olduğu cevap. Beraber bakalım şimdi. Demişiz ki biz ona fen derslerinde sistem temelli etkinlikleri kullanacak öğretmenlere önerileriniz nelerdir demişiz. Bakın ne sorusunu sormuşuz. Doğru mu? Dolayısıyla bizim kullanacağımız analiz türü betimsel olmak zorundadır. Çünkü ne sorusunu sorup onun cevabını bekliyoruz biz. Şimdi bakalım ne demiş bize Ö5. Yani özellikle malzemeyle dikkatli kullandırmalı. Yani birçok şablonlardan başlayarak öğrencileri serbest bırakmalı. Bence ucu açık kalmalı. Bence öğrencilerin bir şeye bağlı kalarak değil de bağımsız olmalı. Bence aklındaki fikrini ortaya çıkarmalı. Bence enteresan değişik projeleri bir ışık yakabilmeli. Bence bakarsın oradan başka değişik yönlere çocuk adım atar. Daha güzel şeylere çıkar diye düşünüyorum. Öğrencileri başlangıçta bu eğitimi aldıktan sonra şablonlardan başlayarak ufkunun açılması gerektiğini düşünüyorum.
Daha sonra serbest kalacak öğrenci, istediği şekilde kafasındakini şekillendirecek, bence hayata dökecek, materyali üzerinde uygulayacak, beklemediğimiz çok güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bakın böyle bir uzun cevap vermiş. Tabii bunun hepsini makaleye almak zorunda değiliz. Buradaki sorumuz neydi? Fen derslerinde sistem temelli etkinlikleri kullanacak öğretmenlere önerileriniz nelerdir? Ö5 ise önerilerini sunuyor. Sadece öneri olan kısımları almanız bile yeterli olabilir. Ama dikkat ettiğiniz bir şey var. Burası direkt alıntı diyoruz biz bunlara. Bu kodları oluştururken işte, kodları oluştururken sevgili arkadaşlarım, biz katılımcının düşüncelerini aynen alacağız. Yani o yüzden burada bence gibi falan böyle veya da bozuk cümleler gibi dikkat etseniz şeyler var. Direkt alıntılar aynen alınır. Onu unutmayalım. Bir kere daha söylüyorum. Şimdi kodlayalım beraber. Sizce burada hangi öneriler vardır? Herkes görebiliyor değil mi şu anda ekranı? Bir düşünün bakalım. Acaba buradaki Ö5 isimli katılımcının öğretmenlere önerileri neler olabilir? Hangi kodları çıkarabiliriz biz buradan? Mesela ilk iki cümleyi bir daha söyleyeyim ben. Yani özellikle malzemeyle dikkatli kullandırmalı. Yani birçok şablonlardan başlayarak öğrencileri serbest bırakmalı. Bence böyle ucu açık kalmalı. Bence öğrencilerin bir şeye bağlı kalarak değil de bağımsız olmalı. Bence aklındaki fikrini ortaya çıkarmalı diye devam ediyor. Mesela burada yakaladığınız kod hangisi? Önce kod bulunur arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam yaratıcı düşünme olabilir mi? Bağımsız düşünce diyecektim ben de. Bağımsız düşünceyi veya önce yaratıcı düşünce cevabı gelmişti. Şimdi şunu söyleyelim. Kezban Hocam da el kaldırdı. Ona da söz verelim. Ama şunu söyleyeyim önce. Bireysellik olabilir. Bireysellik diye ifade geldi. Bakın dikkat ederseniz kendinizi zorluyorsunuz. Zorlamayın. Kodu bulurken mutlaka da demeyelim. Kodu bulurken bu öğrencinin ya da bu katılımcının söylediği ifadelerden ortaya çıkarmaya çalışın. Kendinizi zorlamamanız açısından. Ama hocam ben buradan bireyselliği veya yaratıcı düşünceyi çıkartabiliyorum diyorsanız ona kanıt göstermeniz lazım. Şimdi yaratıcı düşünce diye burada bir kelime yok. Değil mi? Yani diyorum ki ben o kişinin, o katılımcının söylediği kelimeden bence hareketle kod bulmaya çalışın dedim. Bu sizin için daha kolay olur dedim. Ama zor olanı tercih ettiniz. Kabul. Peki şimdi Serhat'a soralım. Serhat, yaratıcı düşünmeyi hangi cümle veya cümle grubundan hareketle ortaya atıyorsun? Hocam öğrencileri serbest bırakmalı ve bağımsız olmalı. Buradan hareketle Yani yaratıcı burada düşün. öğrencilerin kendi başlarına bir şeyler yapma eğiliminde olduklarını, yani kendi düşüncelerini ve kendi fikirlerini ortaya çıkarabilmelerini düşündüm ben yani. Şimdi yaratıcı düşünce peki bir öneri midir? Önerileriniz diyor ya Yani mesela. öğrencileri buna sevk etmek amacıyla verilebilecek bir öneri olabilir yani öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi açığa Yani çıkarabilmek. öneri gibi söyle bunu bana. Öneri cümlesi şeklinde söyle veyahut da. Öneri cümleciği Yani şeklinde. bir düşüneyim hocam Öğrencilerin hızlı düşüneyim yaratıcı düşüncesini artırmalı mesela. Öğrencinin yaratıcı düşüncesini artırmalı gibi bir şey olabilir. olabilir. Biraz uzun bir bakın. Öğrencinin yaratıcı düşüncesini artırmalı gibi dört kelimeden oluşan bir kod grubu oldu. Ama bazen böyle olabiliyor ama kodlar ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Ama yaratıcı düşünce belki tek başına baktığımız zaman bir öneri gibi durmuyor. O yüzden ben biraz uzattım. Eğer dediğim gibi eğer cümlenin içerisinden siz kendi şeyinize kodunuza dayanak buluyorsanız, destek buluyorsanız sıkıntı yok sevgili dostlarım. O zaman ne olur? Bu kod olarak kabul edilebilir. Ha, mesela ben Serhat'la anlaşırsam bu kod üzerinde sıkıntı yok. Kodlayıcı birliği olur bunun adı da. Kodlayıcı güvenilirliği olur hatta. Dolayısıyla kodlayıcıların birden fazla olması onun güvenilirliğini artırır. O kodun güvenilirliğini artırır sevgili dostlarım. Şimdi Serhat Hocam ne demişti? Serhat Akın Hocam diye. Bağımsız düşünce demiştim hocam. Bağımsız düşünceyi nereden yakaladık? Yani aslında hocam yani ilk iki kelimede gördüklerim üzerinden düşündüm. Yani öğrencilerin belirli bir kalıpların dışına çıkabileceği bir imkan tanınması gerekiyor diye anladım ben ilk iki şeyden cümleden. Ve bu şekilde öğrenciler kendi
şeylerini, özgür düşünceleri üzerinden bir ortaya bir şeyler çıkarabileceklerini. Evet, yani burada bağımsız ifade, yani bağımsız düşünce geliştirilmeli gibi ya da öğrenciler bağımsız olmalı gibi bir ifade var aslında. Yani öğrenciden bir şeye bağlı kalarak değil de bağımsız olmalı diye zaten bir cümle var. Evet. Şurada bakın görüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla belki buradan hareketle bu şeyi söyleyebiliriz. Bu kodu söyleyebiliriz. Evet. Bağımsız olmalı kodu zaten çok net bir şekilde gözüküyor bir öneri cümlesi olarak. Kezban hocamın şeyi ise neydi? Kezban hocamın kodla ilgili düşün. Bireysellik. Ha, bireysellikti. Onu nereden çıkarttık Kezban hocam? Hocam serbest kalacak öğrenci diyor. İstediği şekilde kafasındakini şekillendirecek. Bir de bağımsızlıktan belki daha kendi düşüncesini oluşturması gerektiğini düşündüğüm için dedim yani bireyselliği. Evet. Yani şunu yapmaya çalışalım. Mesela burada bireysellik yerine serbest bırakmalı diye zaten bir öneri cümlesi var. Yani öğrencilerin serbest bırakılması veya öğrenciler serbest kalmalı şeklinde bir kod zaten var burada. Yani bunu direkt kullanmak daha mantıklı olabilir. Ama ben bunu kullanmak istemiyorum. O yüzden daha kısaltmak istiyorum. Bireysellik diye bir kod oluşturmak istiyorum diyorsanız olabilir. Ama o bireyselliği kanıtlamanız için de burayı kullanmanız lazım. Yani burayı direkt anıt olarak vermeniz lazım. Ona dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani öğrencileri serbest bırakmalı cümlesini mutlaka o bireysellik kodu için çıkartmalı. Ama bakın kendimizi yormazsak bakın malzemeleri dikkatli kullandırmalı. Bir öneri olabilir mi? Olabilir. Ne diyor şurada? Şablonlardan başlayarak öğrencileri serbest bırakmalı. Şablonlardan başlayarak tam anlaşılmıyor ama öğrencileri serbest bırakmalı. Diğer kod olabilir. Devam edelim. Öğrenciler bağımsız olmalı. Bir diğer kod olabilir. Devam edelim. Mesela projelerle ışık yakabilmeli demiş. Yani proje merkezli olması anlamında söylüyor galiba. Devam edelim. Materyal üzerinde uygulayacak beklemediğim çok güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum diye bir düşüncesini söylemiş. Ama genel anlamda aşağıdaki kısmında da gene düşünceye söylemiş. Yani çok fazla öneri vermemiş ama öneriler şurada dediğim gibi. Yani materyali dikkatli kullandırmalı bir, serbest bırakmalı iki, bağımsız olmalı üç, projelerde bir ışık yakabilmeli dört tane sanki şey var gibi sevgili arkadaşlar söyleyin. Bir durum söz konusu gibi. Bir de Mehmet Gazi hocamdan düşüncesini alalım. Hocam ben açık uçlu dikkatimi çeken bir şeydi. Açık uçlu diye geçti sanki. Yazıyı okuyamıyorum ama. Bence böyle ucu açık kalmalı diye bir ifade var. Evet. Açık uçluluk şeklinde söyledim ama bilemedim tabii. Bir yani de ben burada, şeyi soracaktım. Tabii. Siz tamamlayın sonra söyleyeyim buyurun. Yani burada Kezban hocamın yakaladığı daha doğru bir şey olabilir. Öğrencilerin serbest bırakılmasını kastediyor burada. Öğrencileri serbest bırakmalı yani ucu açık olmalı demeye getiriyor. Yani öğrencinin bu sistem temelli etkinliklerde daha özgür olması gerektiğini, daha bireysel olması gerektiğini, bireysel demeyelim de daha özgür düşüncesini ifade edebilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bağımsız olmalı demiş bir de derseniz. O yüzden burada bir de hocam, belki daha böyle kendisini rahat ifade edebileceği bir ortam olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Yani öğrencinin bağımsızlığı sanki daha güzel bir öneri burada. Kod olarak daha doğrusu. Bir soru daha sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Şimdi mesela malzemeleri dikkatli kullandırmalı demişiz ya az önce dedik yani. Evet. Onu dikkat diye sadece yazmak acaba yeterli olur mu? Yok olmaz işte. Onu demeye çalışıyorum. Yani öneriye uygun bir kod olması lazım. Mesela biraz önce dedik ki tüm bunlardan çıkaracağımız şey öğrencinin bağımsızlığı dedik. Veya öğrencinin işte bağımsız olması dedik. Mesela bu bir öneri olabilir. Öğrencinin bağımsız olması. Veya öğrencinin işte daha demokratik davranabilmesi. Veya işte kendisini ifade edebilmesi. Rahat bir şekilde kendisini ifade edebilmesi. Bu da bir öneridir. Ama dikkat bir öneri değildir. O yüzden yani öneriyi niteleyecek. Buradaki sorunun kökünde bakın önerileriniz nelerdir diyor ya. Öneriyi niteleyecek bir ifade olması lazım kodun. Son bir soru sorayım hocam. Tabii ki. Anladım. Şimdi mesela öğrencileri serbest bırakmalı diyoruz ya. Orada öğrencileri yazmanın bir şeyi var mı? Yani serbest kalmak, serbest olmak gibi kelimeler ya da kelime grupları kullanılsa olur mu? İşte öğrenciyi vurgulan. Serbest kalmak bir öneri gibi gözükmüyor. Serbest bırakmak
belki bir olabilir ama serbest kalmak çok yani öneriyi vurgulayacak bir şey olursa sıkıntı yok. Ama serbest kalmak çok öneri gibi durmuyor. Ama öğrencinin serbest kalması veya öğrencinin serbest bırakılması sanki bir öneriye daha yakın bir kelime grubu olarak gözüküyor. Yani kodunuz anlamlı bir şey olacak. Kodunuz o kategoriyi niteleyecek. Mesela buradaki kategori nedir biliyor musunuz? Çünkü kodlar biliyorsunuz kategorileri oluşturur. Sistem temelli etkinlikleri kullanacak öğretmenlere öneriler. Öneriler kategoridir. Kategorinin adı önerilerdir. Dolayısıyla siz okurken o kategoriyi niteleyecek kodlar bulmanız lazım. Kategoriyi niteleyecek kodlar bulmanız lazım. Bir kez daha altını çiziyorum. Hocam benim sorum olacak. Mesela bu kodları biz kendimiz değil de literatürde var olan bir çalışmanın aynısını bize tekrar yapmak istiyorsak benzer çalışma olsun diye var olan bir çalışmadaki kodların aynısını alıp o şekilde oluşturma ihtimalimiz olabilir mi? Var olan kodlar kullanılabilir ama öğrenci eğer literatürdeki benzer kodları öğrencilerin cevaplarından hareketle o kodlara ulaşamıyorsanız bu sizin için sıkıntı olabilir. Ama normal şartlarda bunu yapanlar da var. Yani araştırmacı ya kendi kodunu ben kendim oluşturmak istiyorum literatürden bağımsız bir şekilde diyebilir. Bu bir. İkincisi ben literatürdeki kategorilerden belki hani kod belki literatürdeki kod olmaz da literatürdeki kategorileri kullanmak istiyorum diyebilir. O kategorilerin altına kendi katılımcılarımın kodlarından yararlanacağım diyebilir. Yani kategoriler bir bakıma onu demeye çalışıyorum. Kategorileri belki literatürden alabilirsiniz ama kodlar sizin katılımcılarınıza ait. Anladım. Şu olabilir yalnız. Mesela şimdi buradan öğrencinin bağımsızlığı veya öğrencinin bağımsız kalması veya öğrencinin daha özgür hareket etmesi diye bir kod bir öneri çıkarttık değil mi? Ya da bir kod çıkarttık. Bu kod belki başka çalışmalarda da çıkmış olabilir. Ama sizin çalışmanızda çıkmıyor diye kendimizi yormanın anlamı yok. Bizim çalışmamızda da başka bir öneri çıkabilir. Ama bu kod bizim çalışmamızda da çıkarsa sıkıntı yok zaten. Ne olmuş olacak? Sonuç tartışma kısmında benzerlik açısından karşılaştırmış olacağız. Yani diyeceğiz ki bu çalışma işte şu çalışmada da böyle bir kod ortaya çıkarmıştı. Bizde çıkmış tarzında böyle bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum anlatabildim mi Serhat? Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yani faktör analiziyle ilgili bir şey sormuştun. Faktör analize benziyor mu şeklinde. Yani nicel araştırmaya çok karıştırmayalım ama baktığımız zaman orada da yani soruları belli bir faktör altında topluyoruz biliyorsun. Burada da kodları belli bir kategori altında topluyoruz. Bir, o açıdan düşünürsek benziyor evet. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Şimdi devam edelim. İçerik analiziyle devam edelim arkadaşlarım. İçerik analizinde de nasıl, neden, niçin sorularını biz katılımcılarımıza soruyoruz. Bu soruların cevaplarını katılımcılarımızdan alıyoruz. Ve bu soruların cevaplarını alırken yapmış olduğumuz analizin adına da biz içerik analizi diyoruz. Yani nasıl, neden, niçin gibi soruların cevabını biz öğrencilerimizden, katılımcılarımızdan aldıktan sonra bunun için yapacağımız analizin adına biz içerik analizi dememiz lazım. Mesela sizce öğrenci merkezli stratejiler neden kullanılmaktadır? Neden sorusunu kime soruyoruz? Katılımcıya soruyoruz. Alacağımız cevaplardaki analiz betimsel mi olur, içerik mi olur diye sorarsanız içerik olur. Çünkü artık daha üst düzey. Yani Bloom taksonomisini düşündüğümüz zaman böyle analiz basamağına, artık değerlendirme basamağına doğru çıktığımız bir şey oluyor. Dolayısıyla bu biraz daha yoruma dayalı bir analiz. Hani bir önceki de ben demiştim ki Bloom'a dayanarak bilgiye dayanan analiz de diyebiliriz demiştim. Yani ben bazen öyle isim veriyorum. Betimsel analize bilgiye dayanan analiz. İçerik analizinde de yoruma dayalı analiz ismini vermeye çalışıyorum kendimize. Çünkü Bloom taksonomisi açısından düşündüğümüz zaman daha üst düzey soruları biz analiz ediyoruz burada. Dolayısıyla neden, niçin, nasıl gibi soruları analiz ettiğimiz zaman içerik analizi kullanmış oluyoruz. Mesela sizce korona süreci nasıl yürütülmelidir? Nasıl sorusu var bakın burada. Dolayısıyla bu sorunun cevaplarını katılımcılardan aldığımız zaman o katılımcılardan oluşturacağımız kodlar bizim için artık içerik analizinden elde edilen kodlar olur. Yani betimsel analiz olmaz burada. Çünkü nasıl sorusunun cevabı vardır burada. Biraz daha şeydir buradaki sorular daha farklı olabilir. Yani diğerinde ne sorusu sorduğumuz zaman yani atıyorum sizce fotosentez hakkında ne düşünüyorsunuz dediğimiz zaman 3 aşağı 5 yukarı bütün katılımcılar benzer şeyle söyleyebilirler. Çünkü bilgiye dayalıdır bu. Ama burada
Örneğin son soruda sistem temelli etkinlikle derslerinizi nasıl kullanıyorsunuz dediğiniz zaman yani farklı farklı kullanımlar çıkabilir. Çünkü nasıl sorusu birazcık daha eleştirel düşünmeye dayalı, değerlendirmeye dayalı sorulardır. Soruların cevapları olur sevgili arkadaşlar. O yüzden içerik analizi biraz daha üst düzey soruları barındırır ve bu sorular biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi farklı cevapları, daha farklı cevapları, daha içeri yani sizin araştırma sorunuzun daha derinlemesine, analiz edilmesine yol açacak analiz türüdür bu içerik analizi sevgili dostlarım. Bunu bir kere daha altını çizmiş olayım. Şimdi bakalım. Sistem temelli etkinliklerin, yine bunu da Seyit Hoca ile beraber yapmış olduğumuz çalışmadan aldım. Sistem temelli etkinliklerin öğrencilere nasıl bir katkısının olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuşuz. Nasıl sorusunu bakın soruyoruz. Cevabı da tabii ki alacağımız cevap da içerik analizi olmuş olacak. Bilgiye dayalı değil, yoruma dayalı daha çok bir şey olması lazım. Şimdi bakalım, bazı öğrencileri ben tanıyamamışım. Aslında yeni dersler, yani dersleri de çok iyi olan, kendi de çok iyi olan bir evlat var, yavrumuz var. Ben o kadar ilerleyebileceğini düşünmemiştim. Şu anda benden daha ileride sistem konusunda. Benden daha iyi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani burada mesela buradan hareketle öğrenciye nasıl bir katkısı olmuş sistemin? Mesela nasıl bir kod çıkarabiliriz? Öğrencinin ne diyor? Bakın benden daha ileride diyor. Yani ilerlemesini sağlamış öğrencinin. Diyor ki bireysel farklılık demiş Mehmet Gazi Hoca. Yani işte dediğim gibi yani cümlelerden hareketle olmayan bir kod çıkarmaya çalışmayın. Bakın kendinizi yormayın. Bunu demeye çalışıyorum. Bu çok basit. Yani şurada bak. Diyor ki benden daha ileride sistem konusunda. Demek ki çocuğun ilerlemesini sağlayan bir katkısı var. Yani önemli olan o katkıyı ifade edebilecek bir kodu bulabilmek. Öğrencilerin nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? Ne diyebiliriz? İlerlemeye, öğrencinin ilerlemesine katkı. Mesela böyle bir kod olabilir. Öğrencinin ilerlemesine katkı. Hocam katkı ifadesini kullanmak istemiyorum. Tamam. Öğrencinin ilerlemesi diyebilirsiniz. Yani önemli olan o kategorinin, burada kategori ne olur? Sistem temelli etkinliklerin öğrencilere katkısı olur. Bakın buradaki kategori. Kategori öğrencilere katkısı. Peki neymiş katkısı? Öğrencinin ilerlemesi veya hocam öğrencinin ilerlemesi çok açık değil. Bunu hangi açıdan ilerlemesi diyorsanız şu anda bakın o açıyı bize vermemiş. O zaman devam etmemiz lazım okumaya. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum. Çok hoşuma gidiyor bunu söylemek. Şunu yapamadık. Gel oğlum dediğim zaman hemen öğretmenim der gelir. Ve bizim eksiklerimizi tamamlamaya çalışır. Yani çünkü ben derslere gelmeden önce bakıyorum. Hangi materyalleri yaptıracağıma bakıyorum. Ama o 3 hafta sonraki materyallere de bakıyor. Yani birçok şeyi göz önünde bulunduruyor. Dolayısıyla daha ileriki konulara da baktığı için biraz daha pratik bilgiye sahip. Mesela buradan diyebiliriz ki yani kendisini burada şimdi size belki katılabilirim. Yani kendisini ayarlayabilen veyahut da işte belki motivasyonu yüksek de diyebiliriz. Yani çünkü demiş ki bakın 3 hafta önceki mi demiş? 3 hafta sonraki materyallere bile bakıyor demiş. Yani çok motive olmuş çocuk yani. Demek ki sistemin nasıl bir katkısı var öğrenciye? Motivasyonu artırıcı bir katkısı var. Mesela kodun motivasyonu artırıcı diyebiliriz mesela. Ama hocam burada bakın motivasyonu artırıcı diye bir ifade yok. Aynen bu sefer size katılmış oldum. İlla buradan çıkartmam gerekiyorsa ne diyebilirim? Yani çocuğun dediğim gibi nerede? Buradan bir cümle yakalamam gerekirse pratik bilgiye sahip demiş. Pratik bilgiye katkısı olabilir mi? Yok. Yani şu yani o motivasyonu ifade edebilecek bir şey bulmaya çalışıyorum. Şunu yapamadık. Gel oğlum dediğim zaman hemen öğretmenin der gelir ve bizim eksiklerimizi tamamlamaya çalışır. Çünkü ben derslere gelmeden önce bakıyorum. Hangi materyal yaptıracağıma bakıyorum ama o 3 hafta sonraki materyalleri de bakıyorum. Yani birçok şeyi göz önünde bulunduruyor. Yani işte direkt buradan çıkartamıyorum bakın bu sefer kodu. Yani motivasyon çocuğun artmış belli. Tutumu belki hani artmış. Pozitif bir şekilde olmuş. Dolayısıyla burada bazen işte dediğim gibi direkt çıkartamıyorsanız artık ne yapacaksınız? Kodu siz yorumlamaya çalışacaksınız oradan. Devam edelim. Öğrencilerin özgüveni farklı ters etki yaratan da var. Beceremeyen öğrencilerimiz de var. Onlar da tam ters etki yarattı. Onları farklı yönlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada katkısı değil negatif durum olmuş. İşte diyoruz ki sen malzeme sorumlusun. Senden izinsiz kimse malzeme almasın. Yani sadece
bu sistem dediğimiz matematik mühendislik alanında değil de öğrencilerin psikomotor becerilerinde, el becerilerinde geliştirmede, bakış açılarını görmede. Çünkü bir modele bakıyor ve o modeli oluşturmaya çalışıyor. Farklı yönlerde de mutlaka faydası ya da bu yönden de faydası olduğunu söylüyor. Sadece şurada yani bakın, sistem dediğimiz matematik mühendislik alanında değil de öğrencilerin psikomotor becerilerini ve el becerilerini geliştirmede katkısı var. Yani psikomotor becerilerinin artmasına katkı ve el becerilerinin artmasına katkı diye belki bir direkt kod bulmamız gerekirse, bakın görmüş olduğunuz gibi bu kodu direkt söyleyebiliriz. Evet, bunlar benim hani şu anda çıkarttıklarım. Sizin çıkarttığınız kodlar var mı buraya kadar okuduğum yerlerden? Yine direkt olmayabilir tabii. Veya şu da olabilir mi dediğiniz var mı? Yani ben 3 şey yakaladım. Siz düşünürken bir kere daha tekrarlayayım. Şu ilk kısımlardan öğrencinin ilerlemesi diye bir kod çıkarttım. 4 kod çıkarttım daha doğrusu. Öğrencinin ilerlemesi birinci kod. İlerlemesine katkısı. İkinci kod motivasyonuna katkısı. Üçüncü kod psikomotor becerilerine katkısı. Dördüncü kod da el becerilerine katkısı şeklinde 4 kod çıkarttım ben buradan. Bunu daha sonra işte dediğim gibi kodlayıcılarınız eğer birden fazlaysa kendi aranızda tartışacaksınız sevgili dostlarım. Ve o tartışmaya göre fikir birliğine varacaksınız. Kodlayıcılar arasında fikir birliği olacak ve o kod artık sizin bu kategorinizin, neydi kategorimizde? Sistem temelli etkinliklerin öğrencilere katkısıydı. Kategorinin ismi buydu. Bu kategoriye artık sizin için bir kod olmuş olacak. Eğer fikir birliğine varsanız buradaki kodlar. Ama varamıyorsanız almayınız sevgili arkadaşlarım kod olarak. Yani diğer araştırmacıyla birlikte fikir birliğine varamıyorsanız o kodu almamanızı tavsiye ediyorum. Evet. Burada anlaşılmayan bir nokta var mı? Veya ilave etmek istediğiniz bir şey? Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir toparlamamız gerekirse dedik ki veri analizi betimsel analiz ve içerik analizi olarak iki şekilde yorumlanabilir dedik ya da ifade edilebilir dedik. Nitel araştırmada bir de sayısal analiz var. Böyle frekans vermeyi falan seven veya pozitivizmle çok fazla etkilenmiş hala damarlarında pozitivizm etkisi olan insanların kullandığı bir de sayısal analiz var. Frekans vermeye çalışıyorlar. Yani nitel araştırmada frekans vermek ne demek ben çözemiyorum, anlayamıyorum. O yüzden de size bakın sadece sayısal analiz var, frekans veriyorsunuz deyip geçiyorum. Yani işte 10 kişiden 6 tane adam demiş ki 3 kişiden 2 tanesi işte şu koda düşmüş demiş. %66'sı diyor. Ya 3 kişiden 2 tanesinin %66 diye söylemenin ne anlamı var? Ben anlamıyorum ki bunu. Veya 3 kişiden 2 kişinin, 2 kişinin zaten o koda düştüğünü biz o verdiğin tablodan görüyoruz zaten. Bunu bir daha sayısal olarak frekans F değeriyle, F ifadesiyle göstermenin hiçbir anlamı yok. Ama hocam ben size katılmıyorum. Yani ben sayısal analizi de kullanmak istiyorum diyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Ama ben nitel çalışmalarda sayısal bir analizin olması gerektiğini savunan bir araştırmacıyım ve betimsel anlamda daha düşük düzeyde bilgiye dayalı analiz ve yoruma dayalı daha üst düzeyde içerik analizi yapılması gerektiğini, birisinin ne sorusunu bir diğerinin nasıl sorusunu cevaplayacak şekilde analizler yapılması gerektiğini savunan bir araştırmacıyım sevgili dostlarım. Evet, bu dersimizi o zaman kapatıyoruz. İkinci dersimizde nitel veri analiz kısmı nasıl yazılır? Onu konuşmaya çalışacağız. Bu veri analiz kısmı nasıl yazıldığından önce de bir makale üzerinden ben sizlere bu betimsel analizi ve içerik analizi bir toparlamaya çalışacağım sevgili dostlarım. O zaman şuradan stop şeyi yapayım ve arkadaşlarımızı 5 dakika sonra diğer ders için bekleyeyim. Sevgili arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.